illallah Muhammed. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve netûbü ileyh. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve ba'd. Muhterem müminler, biliyorsunuz şu anda Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi var. Devlet başkanlığı tartışması var. Elbette ki hepinizin zihnini bu mesele meşgul ediyordur. Ama ona başlamadan ezan okunurken aklıma geldi. Kısaca söyleyeyim. Şimdi az önce okunan ezan asıl ezandır. Yani bu ikinci ezan daha sonra ortaya konmuştur. Dolayısıyla bu ezanı duyduğunuz zaman bakın buradaydım. Ezan bitti hemen konuşmaya başlıyorum. Yani iki tane ezan yok. İnşallah bunu da zamanla gerçekleştiririz. Çünkü çok fazla vakit kaybı oluyor şeyler iki ezan arasında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığınız zaman herhangi bir devlet sistemi göremez. Yani kendisi bir devlet kurmuş ve gerçekten çok mükemmel bir sistem oluşturmuş da. Yani mesela bir ayet-i kerimeden işte bu Kur'an demokrasi emrediyor. Bazıları çıkar söylerler. Ben de onlara derim ki gidin bunu Suudi Arabistan'da konuşun bakayım. İşte bazıları işte başka bir sistem işte aslında krallık olur. Peki bunu da yine Avrupa'da konuşun bakayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz İslam fıtrat dinidir. Fıtrat ne demek? Yani insanların yapısını oluşturan kanun ve kurallar neyse Allah'ın dini de odur. Bunun anlamı şudur. Bu dinde gördüğünüz her şey sizin tabii yapınıza, doğal yapınıza uyar. Çünkü siz de Allah'ın bir ayetisiniz. Burada olanlar nasıl Allah'ın ayetiyse siz de öyle Allah'ın ayetisiniz. Onun için mesela bir bozuk yiyeceği ağzınızdan aldığınız zaman vücut kabul eder mi onu? Yanlış bir şey burada söylesek o zaman da kabul etmez. Şimdi onu kabul ettirmek için ne yaparlar? Vücut yani şundan ye çok iyidir demek için bir sürü dil dökerler değil mi? Şimdi bizimkiler de yanlış dini anlatmak için dil dökemiyorlar. Diyorlar ki bak cehenneme gidersin. Ben zaten gideceğim sen de gelirsin demek istiyorlar. İşte sus anlamazsın falan. Şimdi bakın. Bu din Allah'ın dini olduğu için burada anlatılan her şey sizin her türlü ortamda mücadelesini verebileceğiniz şeylerdir. Musa Aleyhisselam Firavun'un hakimiyeti altında Allah'ın dinini anlatmadı mı? Firavun'un sistemine göre suçlu konuma düştü mü? Hayır, düşmedi. Firavun'un hoşuna gitmeyen şeyler söylemesi başka. Oradaki yürürlükteki kanunlara göre suçlu konuma düşmedi. Çünkü evrensel şeyler söylüyor. Yani bir insana su vermek nerede suç? Bir insana temiz gıda vermek nerede suç? Aynen onun gibi Allah'ın kitabından anlatmak da öyledir. Ve ne oldu? Doğruları anlatınca bir müddet sonra Firavun'un sistemi çöktü mü? Çünkü doğruların gücü karşısında hiçbir şey dayanamaz. Şimdi, efendim seçimle iş başına gelinir mi? Gelinir. Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl geldi? Seçimle değil mi? E peki,
Atamayla olur mu? Olur. Ömer radıyallahu nasıl halife oldu? E peki bir heyet olsa da seçse olur mu? Mesela işte şimdi Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nı seçti. Olur. Hazreti Ömer bir heyet tayin etti. Onlar da Hazreti Ali'yi seçti. Bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan siz iktidara geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Asıl mesele o. Biz Müslümanlar olarak bu konuda çok zayıf kaldık. Ha, çok güzel örneklerimiz var. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükür, Osmanlı mahkemelerinin arşivini 21 sene idare edip yerli yabancı çok sayıda araştırmacıya yardımcı olduğum için Osmanlı içinden en güvenilir belgelerinden tanıma fırsatı nasip olmuştur. Ulemanın yanlış yetiştirilmesi dışında ve onun kötü sonuçları dışında idare gerçekten çok güzel bir idaredir. Şimdi biraz sonra ayetleri okuyacağım. Onunla bir karşılaştırma olarak anlatacağım size. Şimdi bakın. Allah-u Teala Nisa suresinin 59. ayetinde şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu, müminler, atiullah, Allah'a itaat edin. Birisine bunu desek, yeryüzünde kim olursa olsun, ben etmem diyen çıkar mı? Firavun da dahil. Çıkmaz değil mi? Peki ben nasıl itaat edeceğim? Ve atiur rasul, rasule itaat edin. Rasul ne? Rasul bu. Arap dilinde kelimenin birinci anlamı budur. Getirilen mesajdır. Açın sözlükleri, görürsünüz. Ama eski sözlüklere bakacaksınız. Yeni böyle Türkçe'ye tercüme edilmişlere ben bakmadığım için bir şey söyleyemem. Asıl anlamı getirilen sözdür. Resulullah'ın getirdiği söz nedir bu? İkinci anlamı getiren kişidir. Getiren kişi ölmüştür. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 144. ayetinde öyle diyor. Estağfirullah Muhammedun illa Rasul kat kalet min kabli Rasul. Muhammed sadece bir Rasuldür. Yani bir mesajı getirmiştir. Ondan önce de nice insanlar geldi, Rasuller geldi. Efe imma tevkutilen galabtum ala akabikum. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Elinizde Kur'an var işte uyarsınız. O zaman atiullah ve atiur Rasul. Allah'a yani Resul'e, yani mesajı taşıyan kitaba itaat edin. Başka şekilde Allah'a itaat edemeyiz ki zaten. Bilemeyiz ne dediğini. Başka ve ulil emri minkum ve sizden olan yetkililere de itaat edin. Peki yetkililere itaat ne? Nasıl olacak? Allah'tan başkasına kulluk var mı? Şirken büyük günah değil mi? O zaman arkasından diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ herhangi bir konuda aranızda niza çıkarsa kiminle niza yapar? Allah'la niza yapar mı bir mümin? Kitapla nizaya girer mi? Kiminle girer? Yöneticiyle. Yöneticiyle. Herhangi bir Müslüman yöneticiyle nizaya girer. Yani bizim dağdaki çobanın devlet başkanını mahkemeye verme hakkı vardır. Şimdi tartışılıyor efendim işte yargılanır mı yargılanmaz mı? Böyle bir şey tartışılmaz. Bu ne demek? Vallahi ne diyor? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ herhangi bir konuda aranıza niza çıkarsa فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bugün mesela şimdi eğer Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bunu nasıl götüreceğiz Resul'la? İşte ancak buraya götüreceğiz. Tamam mı? Şimdi yapılan yanlışları görüyor musunuz? Kelimenin birinci anlamını bilen yok.
Hiçbir kitapta ben rastlamadım şimdiye kadar. Geçen de arkadaşlarını topladım vakıfta. Onlara sordum. Hiç rastlayanınız oldu mu? Arap arkadaşlara sordum. Hayır dediler. Hiç rastlamadık. Kelimenin birinci anlamı unutulunca sistem ne yapılıyor? Bozulabiliyor. İstedikleri şekli veriyorlar. Evet. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inancınız ve güveniniz varsa böyle yaparsınız. Zalike hayrun ve ahsenu te'vila. Hayırlısı budur. En güzel sonuç da böyle elde edilir. Tamam? Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüydü. Onun hayatındayken Medine'de devlet başkanı kimdi? He? Kendisiydi değil mi? Mekke'yi fethetti, Taif'i fethetti, Hayber'i fethetti ve o bölgenin en yetkili, en güçlü kişisi haline geldi. Devlet başkanıydı. Peki, herhangi bir konuda ihtilaf ederseniz Allah'a, yani Allah'ın kitabına götürün dediğine göre Cenab-ı Hak, o zaman devlet başkanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin devlet başkanı sıfatıyla yaptığı yanlışa Müslümanların itiraz hakkı var mı? Var. Peki Kur'an-ı Kerim'de bunun delili var mı? Nerede bakayım söyle. Yok. İdareye muhalefetten bahsediyorum. İdareye muhalefet. Bak şimdi. Evet. Mümtehine suresinin son 12. ayetinde. Evet. Burada mümtehane denir daha çok. İmtihandan geçen kadın manasına. Bu şeyden sonra inmiştir. Hudeybiye musalahasından sonra. Oradan Mekke'den erkeklerin gelmesi sulh antlaşmasına aykırıydı ama kadınlardan gelenler oldu. Erkeklerden gelenleri kabul edemediler antlaşmaya ters olduğu için. Ama kadınlardan Medine'ye gelenler oldu. Bu onların vatandaşlık sözleşmesiyle ilgili olan bir ayet. Mekke'den geliyorsunuz, Medine'de bir sözleşme. Bunlar biz müminiz diye geliyorlar değil mi oraya? Diyor ki Allah-u Teala burada, ya eyyühen nebi, böyle yerlerde Resul geçmez. Çünkü Resul olduğu zaman mutlaka Allah'ın ayeti söz konusudur. Orada hiç kimsenin tartışması, itirazı olmaz. Kesinlikle teslim olacaksınız. Ama çok iyi biliyorsunuz ki bizde Nebi Resul de birbirine karıştırılmıştır. Hiç anlaşılmaz hal. Tamamen %100 Kur'an'a muhalif bir yapı vardır bizim geleneksel kitaplarda. Ya eyyühen nebi, ey nebi. اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ Mümin kadınlar sana geldiği zaman يُبَايِعْنَكَ Seninle beyat ediyorlar. Yani karşılıklı anlaşıyorlar. Kadınlara ne zaman seçme seçilme hakkı verildi diye tartışılıyor. Ya seçme seçilme hakkı dediğin ne ki? Giriyor şeyin bir perdenin arkasına kime ne yazdığı belli değil. Burada gelip devlet başkanıyla sözleşme yapıyor. Siz bugünün dünyası böyle bir şeyi hayal edemez. Mümkün değil. Hayal edemez. Ala ella yüşrikne billahi şey'en. Bir, ben müminim diye geldin ya. Öyle diyorsun. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Allah ikinci sırada olmayacak. Devlet başkanı birinci sırada olmaz mesela. Allah'tır birinci sırada. Şirk Allah'ı ikinci sıraya koymaktır. Ve la yesrikne hırsızlık yapmayacaklar. Ve la yezniyne zina etmeyecekler. Bak öyle evrensel kelimeler ki kimse bunun aksini iddia edemez. Ve la yektulne evladehunne kendi evlatlarını öldürmeyecekler. Çünkü Mekke'de böyle bir şey var ya. وَلَا يَئْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Yani bir iftira ile gelip de birisinden kazandığı çocuğu babası şudur demeyecektir.
Asıl konu şu. Vela yasineke. Ya Muhammed, bunlar sana isyan etmeyecek. Hangi konuda? Fi marufin, marufta. Yani Kur'an'a uygunsa isyan etmeyecek. O zaman sorgulama hakkı var mı? Kim bunlar? Kadın. Mekke'den gelen. Eğitimli falan da değiller yani. Hani Medine'dekiler Resulullah'ın eğitiminden geçmiş dersiniz. İçime yatmadı bu. O zaman hakem kim olacak? Kur'an-ı Kerim. Bitti. Bak, nebi de olsa. Görüyor musunuz? Onun için Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette nebiye itaat edin emrini bulamazsınız. Resul'e itaat edin vardır. Çünkü Resul ancak Kur'an-ı Kerim'i söylediği zaman Resul'dür. Kendisi hata edebilir. İnsandır çünkü. Evet. Febâ'i'uhunne vestağfir lehunnallah. Onlarla o zaman biat et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şimdi bakın, bizzat devlet başkanına, geleneksel olarak insanların en güçsüz gördüğü kadın, geleneksel olarak öyle. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Devlet başkanıyla oturuyor ve evrensel şartlarla sözleşme yaptırıyor. Ve diyor ki sana marufta isyan edemezler. Bak, yanlış görürlerse öyle ben nebiyim falan filan yok. Sen de karşına çıkarlar. Tamam. Şimdi burada dikkat ediyor musunuz? Öyle bir sistem ki yeryüzünde buna kim hayır diyebilir? Hiç kimse hayır diyemez. Onun için şimdi ülkenin adını yanlış telaffuz ederim diye ediyorum zaten. Tam aklıma da gelmiyor. Avrupa topluluğundan bir ülke hürriyet konusunda bir toplantı yapmıştı 3 gün boyunca. Ben de çağırmıştı. 3 gün boyunca ben de dedim, ya sizin hürriyetten bahsetmeye hakkınız yok. Bunu başkaları söylüyor. Avrupa'da hiçbir devlet hürriyetten bahsedemez. Siz ancak sömürüden bahsedebilirsiniz. Teker 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 anlattım onlara. Hiç itiraz edemediler ama o toplantı tutanaklarını da yayınlayamadılar. 3 gün boyunca yani. Şimdi bizim kendi gücümüzden haberimiz yok. Bakın bugün işte mecliste şunlar tartışıyor, bunlar da. Peki bizim dinimizde ne var diye. Ya Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Çok şükür. Bugün Türkiye'de de, diğer ülkelerde de bu konuları en iyi bilenlerden sayılırız. Hamdolsun, şey değil, haşa. Niye sayılırız? Çünkü bulunduğumuz konum itibariyle her zaman devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar sürekli İrtibatımız olmuştur. Sürekli sorular sormuşlardır. Şimdi şey de az önce Osmanlı iyi dedin ya. Osmanlı'da çok büyük bir yanlışlık vardı. Mesela benim aşağı yukarı 20 sene kadar oturduğum masanın arkasında bir hadis vardı. Yani oturuyorum, arkasına asılmış çünkü orası şey, mahkeme arşivi. Orada herhangi bir şeyi değiştiremezsin. Orası da şunu şuradan kaldırayım, buraya koyayım diyemezsin. Yazıyor işte, Buhari'de geçen bir hadis. Men ata'ani fakat ata'allah. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ayetlerde var mı? Resulullah böyle demiş güya. وَمَنْ اَتَاءَ اَم۪يرِ فَقَدْ اَتَاءَنِ Kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَى Kim bana isyan ederse Allah'a isyan eder. وَمَنْ عَصَى اَم۪يرِ فَقَدْ عَصَانِ Benim görevlendirdiğim bir şeyi isyan eden bana isyan etmiş olur. Yani Allah'a isyan etmiş oluyor sonuçta. Ne oldu? Tanrı yerine kondu mu? Allah'ın ayeti bir kenara atıldı. Bir hadis onun yerine kondu. Ve az önce okuduğum Nisa suresi 59. ayetin ikinci bölümünü kitaba alan birisini ben görmedim. Birinci bölümü hepsi alır. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, ulul emre. Resul derken zaten Muhammed Aleyhisselam derler orada, biliyorsunuz. Anlam kaydırması yaparlar. Ulul emre itaat edin, iş orada biter. O zaman ulul emre itaat farzdır.
Ne oldu? Allah'ın yerine koydunuz. Ses çıkaramadınız. Şimdi Osmanlı'da bu var. Efendim işte evlat katli falan filan. Ya bunların hepsini kitaplara yazmışlar. Osmanlı yöneticileri bundan haberdar değil ki. Alim değil. Bütün alimler çıkıp fetva veriyor da zannediyor ki böyle. Ama şu vardı. Mesela her vatandaşın her yetkiliyi şikayet hakkı vardı. Bu şikayetler şeye gelir, saraya gelir. Sarayda bununla ilgili kurulu Divan-ı Hümayun vardır. Orada padişahın dinlediğini gösteren bir kör pencere vardır. Önü kapalıdır. Padişah dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorlar. Ama dinlediğini zannediyor. Her an orayı dinleyebilir. Yapılan şikayet çok ciddi manada incelenir. Çok sayıda böyle uzman vardır. Eğer haklıysa derhal gereği yapılır. Yoksa Osmanlı 6,5 asır yaşayabilir miydi? Ama konuşmanın başında dedim, medreseler maalesef baştan sona kadar bir satırlık ilim üretememişler. Sadece ezber. Ezber. Böyle gözler kapatılmış, şey kapatılmış. Soru soramazsın. Belki dinleyenleriniz olmuştur. Ebu Suud'a bir talebesi soru soruyor. Ebu Suud'un maruzatında var. Ben yere çakılıp kaldınız. Aradiyetun bil hayati dünya minel ahira. Şimdi ahireti bırakıp dünyaya mı razı oldunuz? Biraz hakimiyet kurdunuz, zenginleştiniz, itibar ne oluyor? Size bunu veren kim? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Dünya hayatının malı ahiret karşısında çok azdır. اِلَّا تَنْفِرُوا Eğer bu savaşa çıkmazsanız, bakın ne kadar ağır bir şeydir. يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah size çok acıklı bir azap verir. Onunla kalmaz. وَيَسْتَبْدِ الْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Sizin yerinize başka bir topluluğu getirir. Sizi yok eder. Kim bunlar? Ensar ve muhacirler. Görüyor musunuz? وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Allah her şeye bir ölçü koymuştur. اِلَّا تَنْصُرُوهُ Yardım etmiyor musunuz? Etmeyin. فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ Allah ona zaten yardımını yapmıştır. اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَتْنِينَ Onu hani o Mekke müşrikleri çıkarmışlardı Mekke'den. O iki kişinin ikincisiydi. İki tane vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve o. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ İkisi de o mağaradaydılar. Sevr mağarasında. اِذْ يَقُلْ لِسَاهِبِي Arkadaşına şöyle diyor. لَا تَحْسَنْ üzülme. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Allah bizimle beraber. فَاَنْزَلَ sekinete ve aleyhi Allah onun üzerine bir sükunetini, bir rahatlık indirdi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Sizin görmediğiniz ordularla onu teyit etti. Siz gitmiyorsanız gitmeyin. Gene bu devam eder demiş oluyor. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ يَلْعُلَّى O kafirlerin sözünü en alt aşağı indirdi. Zaten Allah'ın sözü en üsttedir. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür, her şeye karar verir. Burada şunu anlayacağız. Biz ne kadar güzel sistem kurarsak kuralım, insanlar imtihan edildiği için ilk fırsatta bakın Ensar, muhacirler, Musa Aleyhisselam'ın ashabı, Adem Aleyhisselam, ellerine bir fırsat geçiren insanlar hemen dünyayı tercih edip isyana geçebilirler. Onun için de sistemde de bunu çok güzel bir şekilde kurmak lazım. İnşallah yani Müslümanlar olarak belki zamanında yapmışlardır ama ben kitaplarda görmedim. Kur'an-ı Kerim'de bu var. Onu inşallah hep beraber yaparız. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam kelamullahil melikil aziz alim allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى şimdi إن الله وملائكته يصلون عليه Allah ve melekleri ne yapar
Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ediyor. Selam da veriyor. Siz de salat ve selam edin diyor. Biz ne diyoruz? Benim işim var ya Rabbi, sen yap. Onun yolundan git demektir. Onun arkasından ayrılma demektir. Bak Allah desteğini veriyor. İşte az önce okuduğum ayetten dolayı, tamam mı? Evet, Cenab-ı Hak Resulünün arkasından, onun getirdiği kitabın yolundan gitmemizi nasip eylesin. Bu işe, bu konulara canını veren, malını veren, her şeyini veren iyi kullardan olmamızı nasip eylesin. Ülkemizi de, hep arzumuz bu inşa olur olmaz, bir örnek ülke yapmayı da nasip eylesin. İnşallah bütün dünyaya örnek olur. Allah yardımcımız olsun.